Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Doğrulucu Gökalp. Bugün Ramazan'ın bitmesiyle itibariyle şu gözümde büyüyen kapıları boyayacağım. Şurada bir polo vardı. Bilmeyen arkadaşlar çok söyleyeyim. Bunu daha önce aldığım kişi hani göze güzel gözüksün yeter diye polonu ve arabayı bırakmamak için, arabayı yatırmamak için polo kapatmış. Bu da tabi zamanla çatlamış, yırtılmış bir peşten. Kötü arayı yanlış, bakın şöyle direk elimde kalıyor. Bunları sökmek de kolay değil. Bunun için bir kurutma makinesi getirdim, bildiğimiz normal basit kurutma makinesi. Onunla şey yapacağım, ısıtıp sökeceğiz, soyacağız. Ondan sonra sprey boya bastırmıştım önceki videolardan hatırlayan arkadaşlar olursa. Sprey boyayla boyayacağız. Normal bir sprey boya değil, araba boyası. Boya koduna göre araba boyacısına bastırıyorsun. O boyayla boyayacağız. Bunun altı beyaz, içi falan da bayağı kötü. Şuraları olduğu temizliği, buraları kir gerçi de. Henüz de şu içindeki plastikler duruyor, onları geri montalayacağız. Arabayı güzelleştirmeye devam ediyoruz inşallah. Şimdi en çok benim gözümde büyüyen iş buydu arkadaşlar. Şuna bir başlayalım, bitirelim. Arabayı çok fark ettirecek çünkü. Arabaya arkadan baktım mı, ulan kazalı mıymış böyle, neyden çıkmış, ne olmuş buna böyle, kargodan mı çalışmış? Herkes soruyor, yurt dışı kargodan mı aldın, nereye kargodan mı aldın? Şimdi bu işleme önce kapakları sökerek. Ya üzerinde de boyanabilir de ben sökeceğim kapakları, sökmek basit. Yaklaşır mısın? Arabamızın içinde şey, lastiklerimiz falan gidiyor. Şu bir tane 6 numara alyan. Bunlar 2-3 liralık alyanlar ya. Bunu tek aldım 1 milyon önceden. Şuraya. Şöyle. Şu vidaları şöyle takip için kapıyı da gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada alyanlı vidalar var. Menteşe de eski kapıların menteşesi. Bu arada arkadaşlar kapının değişme sebebi kazadan değil. Bu kapılar kilidi bozulmuş, işte camı kırıkmış. Benim aldığım kişi böyle kasaba gibi bir yerdeydi, şehir dışından getirdim arabayı. Adam lan o camı bulacağım, kilitçi bulamayacağım, usta bulamayacağım, düzen tutmayacak. Bakmış bir yerde orada önden kazalı doblo var, onun kapaklarını alalım takalım demişler. Almışlar, takmışlar, öyle kalmış. O yüzden içi beyaz yani kazadan değil. Şu aşağı bagaj alısını falan değiştirirken göstereceğim, ben arabanın altından da baktım arkada. Hiçbir şekilde büyük bir kazası yok. Yani şimdi bir şekilde değişmiş de kazadan değil. Normal herhangi bir şeyden değişmiş. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Şimdi şunları uğraştık biraz, elimize gelen kısımları söküyoruz da böyle bitmeyecek şimdi. Şöyle bildiğimiz saç kurutma makinesiyle sıkıp sökmemiz lazım. Şu üçlü prizi çayır ettiğimiz gibi olmadı. Yaklaşık 2 metre 3 metre mesafemiz kaldı. Orada bir boşluk var, şimdi arabayı prize yakın bir yere alacağız mecbur ki şunları sökebilelim. Aksi bir iki yer hiç planladığımız gibi olmadı. Şimdi benim planım şu kapıları söküp böyle bir kollardan falan masa yapıp onun üzerinde boyamakta ama planladığımız gibi gitmiyor. Şey, inşallah yine planladığımız sonucu varacağız. Şu arabayı ben de yanaştırayım bize. Bu makinemiz var. Bu da tabi profesyonel işi değil. Böyle bir cam filmciler içinden olsa bunda güzel olurdu da. Şu da yeter ya biraz ısıtsa. Şimdi asıl bunları sıcak suya çıkarmak daha kolay oluyor. Su ısıtıcımız yok. Onu düşünemedik. Su ısıtıcımızı keşke alsaydık yasaktan önce. Bu arada bunları yasakta çekiyoruz arkadaşlar. Şu an bayram, mecburen işte hem evde oturmak varsa içerik olsun, hem işimiz görülsün, canımız sıkılmasın. Bunlar yoksa yani oruç haliyle yapılacak şeyler değil, inanın ki. Şu yani bir günümü alacak bir işler. Siz bunu tabii 10 dakika 15 dakikada izleyeceksiniz belki ama bir gün sürüyor şu yani yapmak yetmek. Bence sürer gibi. Şimdi başlayalım.
temizledik. Yani sadece kısmını kaldırdık şimdi. Şuraları bir tünellesiniz aslında yapışkan bir kısmı kalıyor. Şu kapı kolunu, şu lambayı, üçüncü stop lambasını sökelim. Şu kapı kolunu sökmek için arkadaşlar bir burada, bir şurada kapağın altında ikimiz olacak. Şuraya bir sökeyim. Şurada bir hemen kapak var, onun altında bir vida var. İki tane vida tutuyor komple kapı kolunda. Böyle bir tane oradası. Bir de şu iç kısmı... Bunlar Adyen anahtar. Ben de fark ettim. Önce dışarıdan başlayayım. Ufak alyanım yok. Komple bir takımımız, alet edevatımız tam değil. Pensemiz var. Gariban bir tornavidamız var. Birkaç ufak paket anahtarımız var. Hiçbiri takım değil. Şunu da söktük. Şöyle koyalım hiçbiri kaybolmasın. Şu vidaları düzene takalım. İçini boyayacağımız zaman bunlar da boyansız, sıkıntı yok. Yeter ki kaybolmasın. Şimdi şu içindeki teli boşaltırdım arkadaşlar. Zaten bir tane tel tutuyor, iki tane bile tutuyor. Kapı kolumuzu da kenara koyalım ki buraları güzel boyayabilirim. Şimdi şu üstteki lambayı tutacağım. Kendileri de daha alalım. Şu içindeki şeyler elle çıkıyor. Vidaları söktüm. Böyle ampulün soketini kırnağı var. Şurada bir bastırdım da bunu da söktük. Şunu da koyalım aralığın içine. Şimdi Vedir, eski beyaz haline döndü. Şunları sökmeyeceğim. Bunları sökmek uğraştırıyor çünkü biraz da şey, aynı şekilde takamıyoruz, sallanıyor. Bunları bantlayacağım. Zaten yapışık olduğu için sorun olmayacak. Şimdi bu üzerindeki poliyi söktüğüm için yapış yapış şurasını elle tutuyorsun. Elinin izi çıkıyor. Altındaki yapışkan kısım kaldı. Bunu da tinerle sökeceğim. Şimdi tinerli bezle sökeceğim. Ufak tefek kalan kısmını folyolarını tamamlayıp bir silme kısmına geçeyim. Şimdi arkadaşlar bunun altında yapışkan bir kısım kaldı folyoyu kaldırınca. Beyazın üstünde. Şunu deterjanlı suyumuz var. Ondan önce kirli kaldıralım. Şimdi tekrar tinerle bir sefer geçeceğim. Şimdi tinerle onu şöyle harcamayayım. Maliyetimiz yükselmesin. Şöyle şuna bulaşık süngeri bildiğimiz, şunu ben pasta yapmıştım bir kere. Pardon da pasta olur mu? 10 numara oluyor. Çizikleri gidermek amacıyla pasta yaptım yani parlaklık amacıyla değil. Şöyle çatlakların arasından özellikle mesela yapışkanın ayrıldığı kısımlar simsiyah olmuş, toz yapışmış şekillerine. Onları bak şöyle bir gel yakınlaş. Ya da şurada bir yerde göstereyim, niye yakınlaşıyoruz ki? Ya bilmiyorum kamerada belli oluyor mu da şu yapışkan kısmı mesela şurası farklı şurası farklı oluyor yaptıkça şuraları uğraştıracak işte yapacağız güzel temizleyeceğiz şöyle beyaz olacak ondan sonra boyama kısmına geçeceğiz. Ben şurada göstereyim şuralara açılmış tozlar yapışmış. Çünkü en çok uğraştıracak kısımlar o siyah kısımlar yani o toz yapışan yerler. Özellikle onları çitiliyorum ki kalan kısmı zaten normal bezle de silsen geçer. Bak ya şu büyük kapıda daha net göstereyim. Bak şu Doblo yazısını kenara üzerine folyo kaplama, kaplaması atmış. Şöyle bir hani ıslatalım. Canavar, çiçek. Bunlar maliyetli değil demek isteyen şeyler yani. Bunu kaportacıya götürseniz uğraşmaz. Ne onu sökmekle uğraşır, ne şunları silmekle uğraşır. Yani uğraşsa da boya maliyetinin iki mislini söyler. Çünkü uğraşacak adam bir normal gelen kapı var. Sen değiştir abi en güzeli der sana. Ve yani
kapımız lekeli diye çöp atacak değiliz. Gireceğiz, geçecek şöyle. Süngerin 10 tanesi 1 milyon ya. Ne olmuş sanki? Şimdi böyle büyük killeri giderdik de şu kısmı süngerle yaptım. Çok uğraştırdım. Güzel tiner vuracağım. Bunu da çok gitmemesi için şu ısıs şişesine doldurayım ki daha bereketli olsun. Diğer türlü döktüğümüz de öyle tiner yetmez. Bunu püskürtme yöntemiyle olduğu için daha çok alan etki eder. Şu kısım belli oluyor mu bilmiyorum ama şu kısmı süngerle temizledim. Şuralar yapışkanlı. Bunları şöyle çizmeden fırçayla şu belli oluyor mu bilmiyorum ama şu yapışkan işte. Folyonun altında kalan. Şu ıslak yapınca çizilmiyor yani şu an şöyle yatay tutunca şu yapışkan işte. Şu komple kaldırmam lazım. Aynı folyoyu kaldırdığım gibi. Şimdi görünce yumuşuyor kimyasal olduğu için.